İnanın dünyanın en mutlu, en bahtiyar insanıyım. Sizin adınıza bu şehrin bir doğmuş çocuğu evladı olarak bu meydanda çocukluğumda heyecanla milli bayramlarda yürüyüş yapmanın heyecanıyla gelirdim. Burada protokol olurdu. Burada bayrak emre her sabah esnafına selam verip almayı öğrenen dedesi üç adım önde turma arkasından küçücük boyuyla dedesinin sahasıyla küçüklerine olan sevgisiyle milletine olan bağlılığıyla sürekli ediyorum. Sizin evladım ben. Hep güzel şeyler söylemek istedim. Çünkü milletimizin güzel şeylere ihtiyacı var. Kötü diyen kim ne fayda görmüş ki? Ne fayda görmüş? Kötülerin hiç faydası yok. Bana vallahi terledim. İnsanlarımız her zaman yüreğinde tam bağımsız Türkiye diyen insanlardır. Bu süreci biz tedavi ederken bazıları kötü sizlerin en başta duasına ihtiyacım var. Bana dua edin. Bana dua edin. Ve mutlaka İstanbul'daki yakınlarınızla konuşun. Konuşuyoruz değil mi? Harika. Ben milletimizle beraber düzelteceğimize inanıyorum. Hep birlikte düzelteceğiz. Kesinlik olacak. Ben size bir şey söyleyeyim. Seçildiğimiz gün itibariyle 18 gün görevde kaldı. Çünkü o kadar güzel hizmetler yapacağım ki göreceksiniz. İstanbul halkı o kadar mutlu olacaklar ki şaşıracaklar. Bu süreçte hep şunu savundum. Kardeşim, hizmet yarışı yapalım. Bakın, resmi rakamlara göre işsiz var bu memlekette. İyi biliyorum, üniversiteleri bitirmiş, ahlaklı, kaliteli birçok gencimiz var aranızda ve işsiz. Bunları çözelim. Onlar ne yapıyor? Siyasetle ömrünü geçirmiş ve bitirmiş insanlara belediye yönetim kurullarında makam arıyorlar. Halkından uzak, insanlarını hissetmeyen, insanlarıyla diyalog kuramayan bir anlayışa hep birlikte güle güle demeliyiz. Biz neyiz? Biz şuyuz. Hoşgörü, insanları kucaklayan, partizanlığı silip atan, partizanlık yok. Kardeşim, partiler hizmet için birer araç. Ben milletime hizmet etmek istiyorum. Esas olan millettir. Millet üstmüş. Allah akıl versin. Ya bana dün köyümü ziyaret ederken gazeteci arkadaşlar dedi ki efendim terör örgütünün kucağı vesaire. Vallahi dedim ki ben bir tek anamın kucağını biliyorum. Ben bir tek anamın kucağını biliyorum. Bir de anamın babamın ocağı olan köyüme geldim, orayı biliyorum. Bunu işle ilgili de ölçmeye kalkıyorlar. Kaç defa söyledim. Dedim ki vallahi billahi bunları anlamış değilim. Bir alet icat etmişler. Size bakıyorlar, hangi partili olduğunuzu anlıyorlar. Size bakıyorlar,
İnancınızı da anlıyorlar. İnancınızı. Yani Allah Allah akıl versin diyorum ya, neredeyse haşa cenneti cehennemi bile bugünden tanımayacaklar. Bunlar vallahi Allah akıl versin. Hangi hemşerim varsa geri dönmeli. Var değil mi? İstanbul'dan gelenler var. İki, burada olan hemşerilerin İstanbul'daki hemşerilerini aramalı. Onlarla konuşmalı. Bu sürecin partiler üstü bir süreç olduğunu anlatmalısınız. Bunu hep birlikte başaracağız. Hep birlikte başaracağız. Hazır mıyız? Ben asla yalnız yürümeyeceğimi biliyorum. Özellikle siz kıymetli hemşerilerimin yanında olduğumu biliyorum. Beni güçlü kılacağınızı biliyorum. Siz de bilin ki bu yürekli kardeşiniz asla ben bu güzel şehrimin, doğduğum bu güzel toprakların insanlarına kalbimdeki tüm sevgiyi iletiyorum. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Hayır.